Ben hemen şu şeyi bir yansıtayım. Şimdi biz bugün ne öğreniyoruz? Biz aslında bugünkü ders aslında biraz tekrar yapacağız arkadaşlar. Neyi tekrar edeceğiz? Bugünkü programımızda isimler var arkadaşlar, biliyorsunuz. İsmin çekimlerinden bahsetmemiz gerekiyor. İşte nelerdi bunlar? Nominatif, akuzatif, datif. Bir de arkadaşlar genitif dediğimiz olay var. Şimdi çok kısa bir şekilde arkadaşlar isim çekimlerinden bir bahsedeceğim. Tekrar edeceğiz. Özellikle nominatif, akuzatif, datif bir tekrar edelim. Tamam mı? Burada bir eksiğimiz varsa buraya bir kapatalım. Bugün ismin son hali olan genitiften bahsedeceğim arkadaşlar. Genitif sahiplik demektir. İneki. Onu da hallettikten sonra bugün ki de dersle birlikte tamamen isim çekimlerini bitiriyoruz. Şimdi herkes beni bir dinlesin şimdi bir saat. Bakın, personal pronomen in nominative. Nominative dediğimiz arkadaşlar ismin yalın halini ifade ediyordu. Üç tane artikelimiz var. Der, die ve das. Belirli, belirsiz ve artikel. Yani üç tane artikelden üç tane durum söz konusu oluyor arkadaşlar. Belirli, belirsiz ve olumsuzdur. İşte der, der oluyor. Die, die oluyor. Das arkadaşlar das olarak kalıyor. Belirsiz artikel ise arkadaşlar ein oluyor. Der için konuşuyorum tabii. Aynı oluyor. Die arkadaşlar aynı. Ne oluyor? Das ise arkadaşlar aynı olarak kalıyor. Olumsuzluk durumda ise arkadaşlar kein, keine ve kein şeklinde çekim yapmamız gerekiyor. Demek ki olumsuzluk durumunda biz isimleri olumsuz yaparken kein kelimesini ve onun türevlerini kullanırız. Bu bir. Fiilleri olumsuzlaştırırken kullandığımız kelime neydi arkadaşlar? Fiilleri olumsuzlaştırırken kullandığımız kelime ise arkadaşlar nicht kelimesiydi. Nicht fiillere geliyordu ve fiilleri olumsuz yapıyordu. Bu ismin nominatif hali arkadaşlar. Yalın hali. Şimdi bundan sonraki kısımda neyden bahsetmiştik? Burayı bir kapatalım. Bugün ne anlatmıştık ben şeyde? Bir saniye kafam karıştı. Şu. Evet. Akuzatifi anlatmıştım. Evet. Yine akuzatif tekrarlayalım. Şimdi nominatifi bitirdik arkadaşlar. Bir de akuzatif vardı, biliyorsunuz ki akuzatif ismin i halini ifade ediyordu. Yine üç tane artikelimiz var. Der, die ve das. Üç tane durumumuz var. Belirli, belirsiz ve olumsuz artikel durumu. Şimdi bilinmesi gereken şu arkadaşlar. Akuzatifte biz ne yapıyorduk? Die ve das'a hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Die ve das tıpkı nominatifte olduğu gibi kullanılıyor. Yani die, die olarak kalıyor. Eine'ye dönüşüyor ve keine oluyor. Die, eine ve keine. Das nasıl oluyor arkadaşlar? Das, ein ve kein şeklinde kullanılıyor. Değişen neydi arkadaşlar akuzatifte? Der değişiyor. Der ne oluyor arkadaşlar akuzatifte? D'ne dönüşüyor. Belirsiz artikel durumda aynen oluyor. Olumsuz durumda ise arkadaşlar kaynen şeklinde kullanmamız gerekiyor. Yine akuzatifle ilgili bilinmesi gereken bir diğer nokta neydi arkadaşlar? İsmin akuzatif hali iki tane soruya cevap verir. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar when yani kimi sorusu. Bir diğeri ise arkadaşlar was yani neyi sorusuna cevap veriyordu. İsimlerin çekimleriyle ilgili olarak bilinmesi gereken bilgi budur. Tabi sadece bu tablo yeterli oluyor mu? Olmuyor arkadaşlar. Bir de bunları biliyorsunuz ki posesif pronomun çekimleri var ve personel pronomun çekimleri var. Nelerdi onlar? Hemen hızlı bir şekilde bir hatırlayalım. Bir hatırlama yapalım. Bakın, personal pronomun im akuzatifte. Maskülen, feminen ve nötr şekilde arkadaşlar. Şu oluyordu. Şimdi biz bir önceki tablo yani o gösterdiğim siyah tabloyu bilirsek zaten burayı çıkartıyoruz. Mesela maskülende ne oluyor arkadaşlar? Meinen, deinen, seinen şeklinde çekilir arkadaşlar. Ihren, unseren, euren ve ihren şeklinde çekiliyor. Feminen ve buraya yazamadığım arkadaşlar nötrum yani das artikel için kullandığımız nötrum direkt arkadaşlar normal bir şekilde kalır. Yani mein, dein, sein şeklinde kalır. Feminenlerde biliyorsunuz ki sonunda bir tane e takısını
ekliyoruz. Burası Türkçe olarak neye denk geliyor arkadaşlar? Mesela meinen demek benim demek. Deinen demek senin demek. Tamam mı? Benim, senin, bizim, onun gibi karşılığa denk geliyor. Bununla beraber datifte de göreceğimiz gibi datifinde kendisine has olduğu gibi arkadaşlar bir de bizim personal pronomenlarımız vardı akuzatifte. İşte nelerdi bunlar? Mich, dich, ihn, sie, işte es, uns, euch ve sie gibi. Bunlar ne ifade eder bize arkadaşlar? Bunun Türkçe karşılığı nedir? Beni, seni, işte onu gibi yapıya denk gelmektedir. İşte mesela örnek verelim. Neydi mesela? Das ist keine. İlk örneğimize bakalım. Er wohnt in Las Vegas. Ich finde ihn. Bakın onu erkek olduğu için ihn dedim. Sehr nett. Onu hoş buluyorum, iyi buluyorum. Ya da mesela bir kadından bahsetseydim yine sie kullanmam gerekirdi. Örneğin işte. Das ist Kylie Jenner. Ich finde sie sehr schön. Und reich şeklinde söylemem gerekiyordu. Yine bizim Almanca öğrenen değil mi evde? Almanca yazılarda genellikle şu cümle hep karşımıza çıkar arkadaşlar. İşte ich liebe dich. Seni seviyorum. Bakın buradaki dich ne demek arkadaşlar? Seni demek. Bu cümlede bir akuzatif cümle arkadaşlar. Ich liebe dich. Seni seviyorum demek. Şimdi akuzatifle ilgili olarak bilinmesi gereken kısım buydu. Ve son olarak bir de bizim datifimiz var arkadaşlar. Datif ismin e halini ifade ediyordu. Hemen hızlı bir şekilde bir kontrol edelim neler vardı datifte. Datif yönelme demek arkadaşlar. İsmin e halini ifade eder. Yine 3 tane artikelimiz var. 3 artikele 3 tane durumdan söz edeceksiniz. Belirli, belirsiz ve olumsuz. Şimdi bakın. Datif önemli. Çünkü çekimi farklı arkadaşlar. Datifte der değişiyor. Di değişiyor. Arkadaşlar fakat şuna dikkat etmemiz lazım. Burada bir şöyle bir kısa bir formülümüz var. Datifte der nasıl çekiliyorsa das'ı da öyle çekiyoruz. Yani birini bilirseniz birini de bilmiş oluyorsunuz. Şimdi datifte der deyim oluyor. Belirsizde einem oluyor. Olumsuzlukta keinem oluyor. Yani deyim, einem ve keinem. Deri biliyorsan das'ı da biliyorsun demektir. O zaman das'ta nasıl bir durum oluyor belirli artikelde? Deyim, einem, olumsuzlukta ise keinem şeklinde söylememiz gerekiyor. Bu bir. Tekrar söylüyorum. Datifte der neye dönüşüyorsa das ona dönüşüyor. Der ve das aynı. İlave olarak şunu söyleyebilirim. Arkadaşlar belirli artikeli bilirseniz geri kalanlar zaten geliyor ona uygun olarak. Yani siz işte datifte derin deyime dönüştüğünü bilirseniz otomatik ve belirsiz artikelde aynen olur. Yani sonu m ile bitiyor. Sonu m ile bitmesi lazım. Yani belirli artikel işte deyim olup da belirsiz arkadaşlar kay işte belirsize aynen olmaz yani aynem olur. Aynem, kaynem şeklinde olacak. Bu bir. İkincisi datifte di önemli arkadaşlar. Çünkü di biraz karışıktır. Di dere dönüşüyor arkadaşlar. Evet tekrar söylüyorum. Datifte di dere dönüşür arkadaşlar. Der olur. Bunu sakın erkekler için kullandığımız derle karıştırmıyorsunuz. Belirsiz artikelde ay ner olur. Bakın sondaki ere belirsize de yansıyor. Der, ay ner. Olumsuzlukta ise arkadaşlar kay ner şeklinde çekilir. Der, ay ner ve kaynar şeklinde çekiliyor. Bu önemli. Cümlelere çok fazla dalmayacağız. Şurasına bir bakmamız gerekiyor. Şurası önemli bakın bizim için. Şimdi bakın arkadaşlar Almanca'da sadece datifle kullanılan prepozisyonlar var. Bir de sadece akuzatifle kullanılan prepozisyonlar var. Bunlar bizim nerede işimize yarıyor arkadaşlar? Şurada işimize yarıyor. Eğer ki biz bir cümlede bir prepozisyon görürsek şunu düşünmemiz lazım. Ha ben bu prepozisyonu gördüysem bu cümlede mutlaka datif kullanmam gerekiyor diyeceksiniz. Örneğin siz eğer ki cümlede mit kelimesini görüyorsanız mit ne demek arkadaşlar? İle demek. Mit görüyorsanız direkt ne yazmanız lazım?
gelen artikelin mutlaka datif çekilmesi lazım. Mesela bu tam bir sınav formatına uygun bir şeydir. Mesela bakalım sadece datif kullanılan edatlara. İşte aus, ton, su ve arkadaşlar mit. Ne anlama geliyor bunlar? Burada biz bunu nasıl kullanacağız demektir. Bu şöyle kullanmamız gerekiyor. Eğer ki cümle içerisinde bu prepozisyonlar var ise o zaman bizim kullanacağımız ismin datif çekilmesi lazım demektir arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bakın aus den dan demek, von den dan demek, zu ea demektir ve mit ile demektir. Şimdi örnek veriyorum. Ich komme aus der Schweiz. Ich komme aus der Schweiz. İsviçre'den geliyorum. Bakın aus var. Aus'dan dolayı arkadaşlar o zaman ne sıcak çekmem lazım? Der olarak çekmem lazım. Der Schweiz. Ne oldu? Die Schweiz'tir. Der Schweiz oldu. Zaten die neye dönüşüyordu daha çifte? Der'e dönüşüyordu. Mesela fon'a bakalım. Martin kommt von dem Arzt. Von dem Arzt. Arzt arkadaşı artikeli der'dir. Erkek bir doktordan söz ediyorum tabii. Der Arzt doktor demek. Nereden geliyorum arkadaşlar? Dem Arzt doktordan. Şimdi von kullandığım için ne yapmam lazım arkadaşlar? Artikeli datif çekmem lazım. Von dem Arzt. Ve bir kısaltmamız var burada. Von dem oluyorsa arkadaşlar biz bunu vom olarak ifade ederiz. Vom kısaca. Altta zaten şurada yazmışım bakın. For ve dem yan yana geliyorsa biz bunu vom diye kısaltıyoruz. Mesela zu. Zu ea demektir arkadaşlar. Örneğin Martin geht zu dem Arzt. Doktora gidecek. Ya da doktora gidiyor bakın. Yine burada zu olduğu için dem olarak çektim arkadaşlar. Der nominatif şey der arkadaşlar datifte dem'e dönüşüyor. Ve bizim mit, meşhur mit arkadaşlar. Ömer fährt mit dem Freund nach Erzurum arkadaşlar. Mit dem Freund arkadaşıyla birlikte. Zaten mit kullanıyorsanız zaten Türkçe mantıken olarak Türkçe olarak da zaten E gelir. Yani yönelme haleki olduğu belli. Yönelme haleki değil de. Yani ismin sonuna E geleceği belli. İşte ne diyeceksiniz? Arkadaşı ile. Yani orada bir datif kullanmamız lazım. Mit dem Freund nach Erzurum. Sadece akuzatifle kullanılan var. Onlar nelerdir? Örneğin mesela. Ohne, für. Tabii başkaları da, başka şeyler de var. Mesela wegen falan da var ama onları ayrıntı arkadaşlar. Bizim için şu ikisi önemli. Birincisi ohne. Ohne çok önemli arkadaşlar. Sizsiz demek. Mesela ich möchte nicht ohne die Freundin nach Pripyat fliegen. Bakın ohne die Freundin. Arkadaşlar, arkadaşsız. Arkadaşı olmadan. Bakın burada ne yaptık arkadaş? Arkadaşı. Dedim. Gördünüz mü? İsmin burada i hali var. Freundin. Kız arkadaştan söz ediyorum. Kız arkadaş di'dir. Peki di akuzatifte ne olarak kalıyordu arkadaşlar? Di olarak kalıyordu. Bir değişiklik yapmıyorum. Ya da mesela für için demek arkadaşlar. Alles ist nur für dich. Alles ist nur für dich. Her şey senin için bakın. Zaten dich az önce gösterdiğim gibi arkadaşlar bir nedir? Personal pronomen im akuzatiftir arkadaşlar. Yani bir personal pronomendir dich başlı başına. Seni demek. Az önce yazdım ya ich liebe dich. Für de için demek. Senin için. Tamam mı? Bu kısım bizim için önemli. Sadece datif ve sadece akuzatifle kullanılan prepozisyonlar. Bunun dışında işte hem datifle hem de akuzatifle kullanılan prepozisyonlar var. Onlar zaten cümleye göre değişiyor. Şu kısaltmalar hocam, bizim için. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Hocam Auster'le von dem ikisi de den anlamı katıyor ya. Aradaki hı-hı fark nedir? Aus daha çok bir lokasyondan, bir bölgeden gelmek demek. Yani mesela işte bir ülke olabilir. İşte bir ne bileyim place yani bir bölge yani bir yer yerden söz ediyorum burada. Von ise mesela burada olduğu gibi bir doktordan gelmek. Böyle düşünün. Aus'ta daha çok bir yerden söz ediyorum. Yani bir yerden gelmek.
anlamı var. Yerden. Hocam bir de buradaki tabloda benim kafamı karıştıran bir şey oldu. Şimdi buyurun. Datim normalde hocam yönelme hali ya, EA değil mi? Evet. Akuzatif ise İ haliydi yanlış hatırlamıyorsam. Hı-hı. Ama şimdi 10'li cümlede Pripyat'a arkadaş olmadı, yani arkadaşsız gitmek istemiyorum. Orası akuzatif değil de datif gibi değil mi? Yani şöyle bakın, Pripyat arkadaş olmadan diye arkadaşı, ben buraya bir kere Türkçesini de yanlış yazmışım arkadaşlar. Arkadaşı olacak. Yani oradaki o ı eki var ya, arkadaş kelimesinin sonundaki ı eki. İşte bundan dolayı cümle akuzatif oluyor. Hocam orası değil de Pripyat'a gitmek kısmına takıldım ben. Burada ha şu nah Pripyat diyeyim, burada hiç şey yok. Akuzatif, datiflik durum yok burada. Burada direkt nah Pripyat, Pripyat'a gitmek demek. Şey mi diyorsunuz şu nah kelimesini? Evet evet o benim hocam sanki datifmiş gibi düşünmeme yol açıyor. İyi de bunu datif olarak düşünseniz o zaman Pripyat'ı çekmeniz gerekiyor. Şuna işte galiba siz şöyle dediniz. Burada nah kelimesi olduğu için cümle tamamen şey datif gibi mi düşündünüz? Öyle evet mi? Hocam direkt yönelmeymiş gibi olmuyor mu orası? Yok burası ayrı zaten. Burası çok ayrı. Bizim için önemli olan şu. Tamam ana cümleye bakacağız. Ohne die Freundin aynen orası çok ayrı bir kısım orası. Ohne die Freundin. Tamam hocam ben direkt Türkçesine için. Bakınca kafam karıştı. Yok yok orayı düşün orası çok başka. Orası direkt yönelme yani. Tamam, evet. Bir de şurası önemli arkadaşlar. Bunlara çok bizim karşımıza çıkar. Mesela şu kısaltmalar işte in der olursa im. Daha doğrusu in der değil. In dem olursa arkadaşlar şöyle. In dem olursa im diye kısaltıyoruz. In das ins diye kısaltıyoruz. For them from şeklinde kısaltıyoruz. Bunlara bizim kısaltmalarımız karşımıza çıkıyor mu? Çıkıyor. Şimdi nominatif, akuzatif ve datif olayı bu şekilde. Bugün son halimizden artık bir bahsedelim. Yanlış yaptım. Bir saniye. Bugün genitif anlatacağım arkadaşlar. Genitif. Şuydu. Evet. Genitif arkadaşlar. Genitif ismin in halini ifade eder. İsmin genitif hali arkadaşlar. Bir tane sorumuz olan şu soru arkadaşlar. Wessen sorusuna cevap verir. Wessen kimin demektir? Kimin? Tamam mı? Kimin sorusuna cevap veriyor ve genitif ismin in halini ifade eder. In hali. Bu da ismimizin son halidir bu arada. Şimdi örnek vereyim. Şuraya bir bakalım ilk örneklerimize. Diyorum ki Wessen Buch kimin kitabı demek? Wessen Buch ist das. Bu kimin kitabı? Yani burada Wessen eşittir arkadaşlar whose oluyor. Evet. Wessen Buch ist das. Bu kitap kimin? Das Buch ist des Mannes. Bakın des Mannes. Bir görün şimdi. Anlatacağım detayını. Bu kitap adamın kitabı. Das Buch ist der Frau. Bu kitap kadının kitabı. Das Buch ist des Kindes. Bu kitap çocuğun kitabı. Evet. Olay bu arkadaşlar. Görüldüğü gibi biz genitifte de ne yapıyoruz? İsimleri arkadaşlar, artikelleri çekiyoruz. Hemen bakalım nasıl çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada iki tane durumumuz var. Diğerlerinden farklı olarak genitifte iki durumdan bahsederiz arkadaşlar. Sadece belirli ve belirsiz artikel durumundan bahsederiz. Yani genitifte negatif hal diye bir olayımız yok. Şimdi der, die ve das belirli artikel. Der arkadaşlar önüne bir tane des eki alıyor burada. Des. Aynı zamanda kullanacağımız ismin sonuna da es takısı ekliyoruz. Es. Belirsizde ise arkadaşlar eines oluyor. Yine arkasından gelen ismin sonuna da es ekliyoruz. Die ise arkadaşlar belirli artikelde dere dönüşüyor. Belirsiz artikelde ise einer oluyor. Yani şöyle söyleyebilir miyiz?
genitifte di ne gibi çekiliyor arkadaşlar? Daha önce gördüğümüz datif gibi çekiliyor. Tamam mı? Genitifte di datif gibi çekilir. Aynı şekilde genitifte der nasıl çekiliyorsa das'ı da öyle çekiyoruz. Yani das'ta şöyle oluyor arkadaşlar. Belirli artikel için artikeli des yapıyorsunuz ve artikelin akabinde gelen ismin sonuna da es takısı ekliyorsunuz. Es. Belirsizde ise des neye dönüşüyor arkadaşlar? Aynes ve kelimenin sonuna arkadaşlar es ekliyorsunuz. Olay bu şekilde. Şimdi bakalım bir hemen yukarı tekrar çıkalım bir. Büyüteyim şöyle. Bakın. Wessen Buch ist das dedim. Bu kitap kimin? Cevap bakalım. Das Buch kitap demek. Bu kitap des Mannes adamın kitabı diyeceğiz. Şimdi bakın normalde adam nedir? Der Mann. Adam demek. Der Mann. Der neye dönüşüyor arkadaşlar? Des'e dönüşüyor. Des. Man kelimesinin sonuna ne ekliyorum arkadaşlar? Es ekliyorum. İşte bu şekilde. Das Buch ist des Mannes. Des Mannes adamın demek. Adamın. Yani o sondaki ı-n takısı böyle geliyor Almanca'da. İkinciye bakalım. Diyor ki Das Buch ist der Frau. Şimdi normalde şöyle diyebilirsiniz. Der normalde erkekler için kullanıyor biliyorsunuz ki. Die Frau'dur bu. Nominatif hali die Frau değil mi? Kadın demek. Kadının diyeceğim. Ne yapıyorum arkadaşlar? Die'yi neye çeviriyorum? Der'e dönüştürüyorum. Das Buch ist der Frau. Bu kitap kadının kitabı. Biliyorsunuz ki genitifte die der'e dönüşüyor ama isim yani bakın buradaki isim Frau'dur. Ona herhangi bir ek getirmiyorum. Daha mesela derde es ekledim. Ama di'de öyle bir şey yapmıyorum. Tamam. Devam edelim. Şimdi das Buch ist des Kindes arkadaşlar. Bu kitap çocuğun kitabı diyeceğim. Şimdi normalde nedir şurası arkadaşlar? Şurası nedir? Das Kind'dir değil mi? Das Kind ne demek? Çocuk demek. Bizim das kindimiz neye dönüşüyor arkadaşlar? Das ne olmuş? Bakın. Des olmuş. Gördünüz mü? Das des'e dönüşüyor. Arkasından gelen isim olan kind'in sonuna arkadaşlar es ekliyorum. İşte bu kadar. Das Buch ist des Kindes. Bu kitap çocuğun kitabı. Frau da arkadaşlar das Buch ist der Frau. Bu kitap kadının kitabı. Şurada ise Das Buch ist des Mannes. Bu kitap adamın kitabı. Şimdi diğer örneklerle birlikte olayı iyice bir kavrayacağız. Şimdi devam edelim. Bakın yine Wessen Mutter ist krank. Krank hasta demek biliyorsunuz. Krank hasta. Wessen Mutter kimin annesi? Şurası arkadaşlar kimin annesi demek. Sonra ist geliyor bakın fiil geliyor. Daha sonra isim. Wessen Mutter ist krank. Kimin annesi hasta? Şimdi lütfen şuraya çok dikkat eder misiniz? Bakın die Mutter anne. Diyeceğim ki adamın annesi. Yani des Mannes olacak arkadaşlar. Des Mannes adamın annesi. Adamın annesi. Şurası arkadaşlar komple cümlemizin öznesi. Burası özne. Ist burası fiil. Burası arkadaşlar krank nesne. Tamam mı? Kimin annesi hasta? Die Mutter des Mannes. Adamın annesi hasta. Şimdi normalde neydi? Normalde neydi? Der Mann'dı. Fakat ben sahiplik yapacağım. Deri des yapıyorum. Man'ın sonuna da es ekliyorum. Bu şunun gibi arkadaşlar. Mesela İngilizce'de şöyle deriz ya. Bakın fark ettiyseniz şurada bir ters olay var. Değil mi? Hani şey gibidir bu. Mesela işte
The capital of Turkey. The capital of Turkey. Türkiye'nin başkenti. Olay bu şekilde bakın. Türkiye'nin başkenti. Aynı şey Almanca'da da var. Şurası adamın demek, şurası annesi demek. Tersten kuruyorsunuz biraz. Die Mutter des Mannes ist krank. Adamın annesi hasta. Diğer örneğimize bakalım. Diyor ki die Mutter, anne. Aynı zamanda şöyle bir tamlama da kuruyorsunuz. Bakın yani şurada bir tamlama da var. Die Mutter, diğer Schülerin, öğrencinin annesi. Burada nasıl bir tamlama var arkadaşlar Türkçedeki? Burada belirtili isim tamlaması var. Aslında onu kuruyoruz. Die Mutter der Schülerin. Şimdi burada kız öğrenciden bahsediyorum. Normalde Schülerin artikeli nedir arkadaşlar? Die. Die Schülerindir. Kızdan bahsediyorum. Fakat sahiplik yapacağım için die'yi der yapıyorum. Die Mutter der Schülerin. Ist krank. Öğrencinin annesi hasta. Şimdi krank, bakın ist burada fiil. Kimin annesi? Die Mutter der Schülerin. Burası komple özne. Cümlemizin öznesi bura. Krank da nesnesi oluyor. Die Mutter der Schülerin ist krank. Öğrencinin annesi hasta. Alttaki örneğimize bakalım. Burada da diyor ki yine die Mutter des Kindes ist krank. Anne, ama kimin annesi? Des Kindes arkadaşlar. Çocuğun annesi. Normalde Kinder neydir arkadaşlar? Das Kind'dir. Das Kind'i nasıl dönüştürüyorum? Nasıl dönüştürüyorum? Das'ı des yapıyorum. Kind'in sonunda da arkadaşlar es ekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Die Mutter des Kindes ist krank. Çocuğun annesi. Nasıl okuduğuma çok dikkat edin. Okumaya nereden başladığıma da dikkat edin. Çocuğun, bakın. Çocuğun annesi. Çocuğun annesi. Ist krank. Hasta. Tamam mı? Olay bu şekilde. Sahiplikte böyle bahsediyoruz işte. Evet. Yani bu arada anlamadığınız her yer olsa aniden sorabilirsiniz. Ben devam ediyorum ama. Evet. Hocam, burada bir girebilir miyim araya? Hı. Buyurun. Hocam, şimdi geçen derslerden birinde hatırlarsınız, sayımız da az olduğu için orta seviyede sesimizin ders esnasında senkronize katılabilmemiz için hani açık olmasının güzel olduğundan söz etmiştik, dersi evet, etkileşimli işleyebiliyoruz diye. Şimdi evet, Halil hocamız bilmediği için hani seslerimiz kapalı kalıyor. Açık olmasını rica edeceğim, bir sakıncası yoksa eğer. Çünkü evet, içsel olarak düşünüp içsel olarak cevap veriyoruz size anlatırken aksi takdirde. Ha, bu arada kaç kişiyiz şu an? 13 kişiyiz hocam sizi sağlamazsa. Arkadaşlar şöyle yapalım. Bakın 13 kişi. Seslerimiz komple açık olsun. Tabii istediğiniz zaman soruları direkt sorun. Çünkü sayımız az. Ama tabii rahatsız edici sesler falan gelmesin. Dersin şeyi bölünmesin yani. Özlem hocamız haklı. Yani eğer bir şey olursa hocam, el kaldırırlarsa anında ben zaten mikrofon izin veririm. Eğer izin verirsek aynı anda fazla kişi açar ve o zaman çok fazla ses olur. Ha, tamam, neyse o zaman tamam öyle yapalım. Yani mutlaka sorularınızı sorun, tamam mı? Ben ona şey yapıyorum yani, eksik bir şey kalmasın lütfen. Teşekkürler hocam. Evet, eksik bir şey kalmasın lütfen, öğrenelim yani. Şimdi, well guys, devam ediyorum. Burayı anlattım. Başka bir örnekten konuyu detaylandıran, bir de farklı bir formülü göstereceğim. Evet, şunu alayım. Şimdi, wessen Auto ist das? Wessen Auto ist das? Auto, araba. Wessen Auto, kimin arabası? Wessen Auto ist das? Bu kimin arabası? Bakın das'ı nasıl kullanıyorum arkadaşlar? Hangi anlamda kullanıyorum? Bu. Gördüğünüz gibi. Bu kimin arabası? Das Auto ist Peters. Şimdi ben daha önceki derste şundan bahsetmiştim. Biliyorsunuz ki sahiplikle ilgili olarak.
Direkt ismin sonuna S ekliyorsunuz. N'nin anlamı veriyor. Bakın. Das Auto ist Peters. Bu araba Peter'in. Bu araba Peter'in. Böyle gösterebilirsiniz. Ya da das ist Peters Auto. Peter'in arabası. Bu Peter'in arabası. Yani iki şekilde sahiplik gösterebiliyorum. Bakın fark ettiyseniz. Birincisine dedim ki das Auto ist Peters. Bu araba Peter'in. Peter'in. Bakın S takısı ekliyorsunuz. İsme S takısını ekliyorsunuz ama ayırmıyorsunuz. Herhangi bir tırnak işareti falan ayırmıyorsunuz. İngilizce'de olduğu gibi. Ya da das ist Peters Auto. Peter'in arabası şeklinde ifade edebilirsiniz. Tamam mı? Genellikle bu durumu şöyle ifade ediyoruz arkadaşlar. Mesela ben burada genitif kullanmadım. Çünkü neden arkadaşlar? Direkt belli bir şahıs var burada. Belli bir şahıs olduğu zaman direkt gösterebiliyorsunuz. Yani bir isim var ve isme ithafen bunu söyleyebilirsiniz. Ama bu cümleler genitifle yapılır mıydı? Genitifle de yapabilirsiniz tabii. Örnek veriyorum. Mesela şimdi aynı örneği başka bir örnek üzerinden tekrar o konuyu anlatacağım şimdi. Mesela aşağı inebilsem. Evet. Diyorum ki Wessen Auto. Şimdi bu arada bu soru kalıplarını istediğimiz şekilde kurabiliyoruz. Yani istediğimiz model verbi kullanabilirsiniz. İstediğimiz zamanda kullanabiliriz. Örnekleri çok çeşitli tuttum. Mesela burada bir tane model verb var fark ettiyseniz. Möchten model verbini kullandım. Wessen Auto kimin arabası? Möchtest du kaufen? Bakın kurallarımız yine devam ediyor. Möchten kullandığım zaman diğer fiili en son atıyorum. Möchtest du kaufen? Kimin arabasını satın almak istiyorsun? Kaufen satın almak demek. Ich möchte, ben istiyorum. Das Auto. Araba istiyorum. Ama hangi araba istiyorum arkadaşlar? Eines Arzt. Doktorun arabası. Şimdi şurayı hemen bir mercek altına alıyorum. Şurayı bakın. Şu siyah puntoyla yer alan kısmı hemen mercek altına alıyorum. Özellikle şuraya odaklanın. Eines Arzt. Şimdi Arzt doktor demek. Erkek doktor. Der Arzt. Şimdi der neye dönüşüyordu arkadaşlar? Des'e dönüşüyor. Belirli durumda ama. Belirli durumda des oluyor. Belirsiz durumda ne oluyor arkadaşlar? Eines oluyor. Yani ben burada belirsiz artikel durumu var bu cümlede. Eines. Fakat böyle olmuş olsa bile isim olan Arzt'ın sonra ne ekleyeceğiz? Es ekleyeceğiz. Eines Arzt. Ne demek bu? Doktorun arabası. Kaufen yapmak istiyorum. Yani satın almak istiyorum. Bakın şurası arkadaşlar doktorun arabası demek. Tersten okuyacaksınız. Doktorun arabası. Satın almak istiyorum. Evet. Mesela devam edelim. Yine diyorum ki Wessen Tochter kimin kızı ist 15 Jahre alt. Wessen Tochter ist 15 Jahre alt. Kimin kızı 15 yaşında? 15 yaşında. Yine burada iki şekilde cevap verdim bakın. Burada iki şekilde cevap verdim. Diyorum ki Die Tochter kız ama kimin kızı? Der Frau kadının kızı ist 15 Jahre alt. Kadının kızı 15 yaşında. Hemen şurayı yine mercek altına alayım. Der Frau. Normalde die Frau'du. Die Frau'dur. Die neye dönüşür arkadaşlar? Der'e dönüşür. Frau kelimesine herhangi bir ek eklemiyorsunuz. Die Tochter. Der Frau. Kadının kızı. 15 yaşında. Ist 15 Jahre alt. Şurası komple cümlemin öznesi. Zaten bundan sonra fark ettiyseniz ist yani fiil geliyor. Bazen daha önce Almanca anlattığım zaman şöyle oluyordu arkadaşlar. Şöyle bir soruyla karşılaştım daha öncesinden. Mesela diyor ki işte Frau artikeli arkadaşlar die değil mi? Neden der geldi?
Bakın bu çok yanlış bir düşünce. Yani kontekstin bilinmemesi demek bu. Ben burada deep fraud'dan yani nominatiften bahsetmiyorum. Burası genitif bir cümle. Burası genitif kısım. Tamam mı? Buraya dikkat edin. Hadi cümlenin şurası genitif olur. Şurası başka bir şey olur. Orası ayrı. Bizim için önemli olan şu siyah kontrolle gösterdiğim kısım. Burası genitif işte arkadaşlar. Bakın cümlenin tamamı genitif diye bir şey yok. Siyahla gösterdiğim kısım genitif sadece. Evet. Mesela aynı cümleyi şöyle diyebilirdim. Mesela deyip işte kadının değil de Monica'nın kızı diyelim. Bakın o zaman ne yapacağım arkadaşlar? Monica's Tochter olacak. Monica'nın kızı. S ekliyorsunuz ama S'yi herhangi bir ayraçla falan ayırmıyorsunuz. Direkt bitişik yazacaksınız. Monica's Tochter, Monica'nın kızı. S, 15 yaşı alt. Monica'nın kızı 15 yaşında. Tamam mıdır? Görüldüğü gibi arkadaşlar iki şekilde ifade edebiliyorsunuz. Şurası genitiftir. İkinci cümle arkadaşlar genitif olmadan da sahiplikten bahsedebiliyoruz biz. Evet. Sorusu olan yoktur diye düşünüyorum ve diğer örnekle konuyu örneklendiriyorum. Ne dedim ben arkadaşlar? Ve sen sorusunu çeşitli şekilde kurabilirsiniz. Az önce mesela Möşten de kullandım. Bir model verb kullandım mesela. Burada ise has to gestern gelesen. Perfect yaptım. Bakın bu cümle, bu soru cümlesi perfect bir soru cümlesi aynı zamanda. Wessen Buch, kimin kitabı? Has to gestern dün demek gelesen. Okudun. Wessen Buch, has to gestern gelesen. Dün kimin kitabını okudun? Yine iki şekilde cevap verebilirsiniz. Diyeceksiniz ki, dikkat edin bakın. Ich habe gestern, ben dün. Şuraya sadece maviyle çizdiğim yeri okur musunuz? Ich habe gestern gelesen. Ne demek arkadaşlar? Ben okudum demek. Ben bu cümleye ne ekleyeceğim arkadaşlar? Bir isim tamlaması ekleyeceğim. Yani o da ne olacak? Siyah puntoyla gösterdiğim das Buch des kleines Kindes kısmı. Şimdi siyah kısma dikkat edin çünkü orada bir ayrıntı daha var. Onu sanırım anlattım ben. Geçen kurda sıfatlarla ilgili bir durum var orada. Şimdi göstereyim. Bakın das Buch kitap. Ama kimin kitabı arkadaşlar? Des Kindes. Tamam mı? Des Kindes. Çocuğun kitabı. Ama ben burada arkadaşlar çocuk kelimesini bir de sıfatla arkadaşlar niteleme yapmak istiyorum. O zaman ne getireceğim başına? Bir de klein kelimesini ekledim. Klein. Burada klein kelimesi. Klein ne demek? Küçük demek. Şöyle yani göstereyim bakın. Durun. Hemen gösteriyorum. Bakın. Klein kind. Klein kind. Küçük çocuk demek. Fakat arkadaşlar şimdi kind'in artikeli nedir? Das kind'dir değil mi? Das Kind olduğu için arkadaşlar biz önündeki sıfata da bir es takısı ekliyoruz. Kleines Kind. Kleines Kind demek arkadaşlar. Küçük çocuk demek. Sıfat çekimlerinde böyle bir olay var. Evet. Burada yani şu maviyle gösterdiğim kısımda hem arkadaşlar bir isim tamlaması hem de aynı zamanda arkadaşlar bir sıfat tamlaması var. Das Buch des kleines Kindes. Çocuğun arabası. Şimdi bu kısım anlaşıldı değil mi? Bakın şu maviyle gösterdiğim kısım. Burası çok önemli çünkü. Karmaşık bir yapı var burada. Evet. Hocam orada sıfata S getirmemizin sebebi dativde das'ta. Hayır. Şu kleine mi? Klein kelimesine mi? Evet kleine soruyorum. Şimdi dativde das'ın isimlerine de S geliyordu ya. Sıfatına da mı S geliyor demek istiyorsunuz? Hayır arkadaşlar. Ben ne dedim size? Nominatif, akuzatif, datif bunlar sadece isimlerle ilgilidir. Klein bir sıfattır. Tamam. Sıfat, yani olay tamamen datiften, akuzatiften farklı. Bu tamam. Sıfatların çekimlenmesiyle alakalı bir durum. Biz sıfatları çekimlerken şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Mesela bir örnek daha yazayım. Şimdi
Mesela schön auto diye. Güzel araba. Bakın böyle kullanmıyoruz. Schön auto diye söylenmez bu. Direkt. Şimdi neden şöyle? Auto nedir arkadaş? Artikeli nedir autonun? Das değil mi? İşte bu das'ın sonundaki s'yi biz sıfata ekliyoruz. Schönes Auto arkadaşlar. Güzel araba. Schönes Auto. Bu sıfatların çekimiyle alakalı bir durum. Tamamen farklı yani. Bu akuzatif datif olayından farklı bir durum. Zaten sıfatlarda öyle bir durum yapmıyoruz arkadaşlar. Yani sıfatların akuzatif datif nominatif olayı yoktur. Sadece isimlerle olur. Hocam peki artikeli kelimenin di ya da der olsaydı o zaman sıfata ne olacaktı? O zaman mesela schöner olurdu. Mesela işte schöner man, güzel adam gibi. Di olursa schöne mi olurdu? Aynen, schöne, yani bravo. Di de schöne, der de evet. Schöner, das da schön. Aynen, tabii. Tabii bundan bir daha farklı çekimleri de oluyor aynı şekilde. Mesela biz schön Frau demiyoruz değil mi? Schöne Frau diyoruz. Evet. O konular galiba ekledim ben. Sıfatların çekimiyle alakalı bir durum. Olmazsa onlara da bakarız. Tamam mı? Evet. Şimdi bakın. Şurası bir alabilsem. Şurası genitif. Kırmızıyla gösterdim ben. Şimdi aşağıya indim. İkinci örneğe. Diyorum ki Ich habe gestern, ben dün okudum Max Horkheimer's Buch arkadaşlar. Horkheimer'ın kitabı. Bakın. Burada direkt isim verdim. O yüzden burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Direkt S takısı ekleyeceksiniz. Ama ayırmadan. Max Horkheimer's Buch gelesin. Dün Horkheimer'ın kitabını okudum oluyor. Tamam mı? Yani iki şekilde de cevap verebiliyoruz. Evet. Bir örnek daha yapalım. Evet. Diyelim ki bu sefer Western sorusunu sormayalım. Direkt şöyle söyleyeceğiz. Mesela Hast du Theodor Adorno's Buch gelesen? Adorno's Buch arkadaşlar. Adorno'nun kitabı. Bu arada şu cümle, soru cümlesi biliyorsunuz ki perfekte bir soru. Okudun mu Theodor Adorno'nun kitabını? Okudun mu? Ve soru ifadesi bir fiille başlamış. Bakın hast bir yardımcı fiildir. Yardımcı fiille başladığı zaman nasıl cevaplıyor bu cevapta? Ja veya nein ya da naya. Ja, ich habe sein Buch. Bakın, sein Buch arkadaşlar. Onun kitabı. Şimdi şurası peki hangi halde arkadaşlar? İsmin hangi hali burası? Ich habe sein Buch gelesen. Evet, sein Buch gelesen. Onun kitabını derken yani burada sahiplikten bahsediyoruz işte. Peki sein kullandık değil mi? Çünkü neden? Sein erkekler için kullanıyoruz değil mi? Sein Buch gelesen. Ya da naya ich habe sein Buch nicht gelesen. Hayır, onun kitabını okumadım. Burada isim vermek yerine arkadaşlar direkt sein dediğimiz possessive pronoun'da kullanarak cevap verebilirsiniz. Bu mesela bu da güzel bir örnek oldu bize. Evet. Devam edelim. Bir diğer örnek. Yine Western sorusunu sormadık bu sefer. Perfect bir soru ifadesi var. Hast du neue Wohnung des Freundes gesehen arkadaşlar? Neue Wohnung arkadaşlar yeni daire demek. Apartman dairesinden söz ediyorum. Wohnung apartman dairesi demek. Neue Wohnung des Freundes. Arkadaşının. Ama buradaki Freund biliyorsunuz ki erkekten söz ediyorum. Des Freundes. Arkadaşının dairesini. Arkadaşının yeni dairesini gördün mü? Ja, ich habe. Evet. Neue Wohnung. Kimin neue Wohnung arkadaşlar? Des Freundes. Arkadaşımın yeni dairesini gördüm.
Bakın nasıl yazıyorum. Arkadaşımın yeni dairesini gördüm arkadaşlar. Ya aşağıda neue Wohnung des Freundes gesehen. Ya da nein de diyebilirsiniz. Nein, ich habe die neue Wohnung des Freundes nicht gesehen arkadaşlar. Hayır, görmedim. Burada die kelimesini ekstradan kullanmamıza gerek yoktu yani. Neue Wohnung direkt söyleyebilirsiniz. Neue Wohnung des Freundes. Arkadaşımın yeni dairesini görmedim. Nicht biliyorsunuz ki cümlenin hep böyle en sona doğru kullanmanız gerekiyor. Evet. Yani özetle şimdi tablomuza bir geri dönelim. Biz şimdi ilk baktığınız zaman tabloda eminim hiçbir şey anlamadınız. Ama örneklerle gördüğünüz zaman olayı şimdi anlamış olmanız gerekiyor. Üç tane artikel var. Der, die ve das. Belirli ve belirsiz durumlarımız var. Bakın der nasıl yapılıyorsa das öyle yapılıyor. Des ekliyorsunuz arkadaşlar. Der, des'e dönüşüyor ve sonunda es, ismin sonunda es getiriyorsunuz. Des, mannes hatırlayın. Des, mannes. Aynı şekilde belirsiz olacaksa eines, mannes olacak. Eines, mannes. Aynı şekilde das'a gelelim. Das'ta da belirli artikel der'e des'e dönüşür. Örnek veriyorum işte das Kind dedik. Das Kind nasıl olacak? Des Kindes. Des Kindes. Ya da belirsiz de olursa eines Kindes. Eines Kindes. Evet. Die genitifte die arkadaşlar datif gibi çekilir. Belirli artikelde der olacak. Belirsiz artikelde einer olacak. Mesela die Frau kadın. Der Frau kadının olacak. Mesela das Buch der Frau kadının kitabı. Das Auto der Frau kadının arabası. Das Haus der Frau kadının evi gibi. Tamam yani einer Frau da diyebilirsiniz. İşte tüm başlık das Buch einer Frau kadının kitabı. Evet. Böylece bu tablo şimdi verilen örneklerle birlikte daha anlamlı hale gelmiştir diye düşünüyorum. Böyle gibi olumsuz durumdan bahsetmiyoruz. İkinci olarak da söylediğim gibi direkt ismin sonuna S takısı ama ayırt etmeden yani şu şeyi kullanmadan, ayrıcı kullanmadan, işte tırnak işaretini kullanmadan bitişik olarak yazmanız gerekiyor. O da sahiplikler mesela işte Ömer'in kitabı, Ali'nin defteri. İşte Alice Buch, Ömer's Auto, Ömer'in arabası gibi. Bu şekilde söyleyebilirsiniz. İlave olarak genitif Wessen. Yine yazıyorum. Wessen sorusuna yani kimin sorusuna cevap verir arkadaşlar en temelde. Bunu da bileceksiniz. Böylece ismin halleri, şimdi isimler konusundan başlayalım. Sıfatlar apayrı bir dünya. İsimlerden söz ediyorum. Dört çekim halini bitirdik. Nominatif, akuzatif, datif ve genitif. Nominatif yalın hal, akuzatif i hali, datif e-a hali, genitif ise arkadaşlar in hali. Dört tane hali bitirdik. Başka da zaten isimlerle gibi yapacağımız bir şey kalmıyor arkadaşlar. Bundan sonrası pratik ve anlama cümle içerisinde tekrar etme. Şimdi bu dört halle ilgili olarak sorusu olan var mı? Anlaşılmadık bir yer var mı? Mikrofonlar açık. Soru sorabilirsiniz. Evet. Geçen kurdan itibaren arkadaşlar nominatif, akuzatif, datif, genitif diye dönüyoruz. Hocam bu dört hali böyle tabloyu kıyaslamalı bir özet geçsek. Ben mesela özetlemeye çalışsam bir hatam varsa düzelseniz olur mu? Tamam hadi yapalım o zaman. Şimdi nominatiften başlayalım tamam mı? Yani pek cesaretim yok ama dahil olursak oturtacağız gibi geliyor. Tamam ben size destek olacağım zaten.
Şimdi nominatif zaten yalın haliydi ismi. Evet. Zaten artikelleri biliyoruz. Derdi, hı-hı, das. Bunlarda bir değişiklik olmuyor. Akuzatif, evet, i haliydi. Akuzatifde sadece derde değişiklik oluyordu ve den oluyordu, değil mi? Çok güzel. Peki den, der çeker misiniz deri akuzatifte belirli belirsiz olmuşsuz olarak? Bakın şimdi der den olurdunuz değil mi? Den. Oraya, evet, okey. Peki o zaman belirsiz ne olursa dense I ne değilse, olacak değil mi? Değilse I ne? Evet. Olumsuzunda kay ne? Aynen. Dassa bir dakika. Das'ı niye çağrışım yapamadım? Das normal. Normal çekeceksiniz. Normal. Nominatifle aynı. Yani? Aynı olacak. Evet. Olumsuzunda da kayın olacak. Kayın olacak. Tamam. Yani şunu, hı-hı, bilin. Akuzatifte sadece der değişiyor. Der, den oluyor. Aynen. Evet. Kaynen. Bitti. Evet. Tamam. Dative geldik şimdi. Dative'de ise der nasıl çekiliyorsa das da aynen o şekilde çekiliyor. Hı. Evet. Diye aynı kalıyor. Diye aynı kalıyor. Nine. Bakın çok uçuran çok günaha girdiniz. Hocam diye kafamda aynı tablolar hepsini bir araya getirmeye çalışıyorum. Bir yere bakmadan. Di asla ve asla aynı kalmaz. Çok günah. Di dere dönüşecek. Di, pardon, di dere dönüşüyordu, doğru. Aynen. Şimdi bir datifi bir çekelim. Şimdi datifle ilgili sadece dere düşün, tamam mı? Der. Der ne olur datifle belirli de? Dem, değil mi? Dem. Dem. Evet, dem. Dem oluyor. Hı-hı. O zaman demse belirsizi ne olur? Yani sadece aynı kelimesine em ekliyorsunuz. Bu kadar basit. Der. Aynem oluyor. Aynem. Bakın aynem. Aynem oluyor. Aynen. Olumsuzunda kaynem oluyor. Kaynem. Tamam. Oluyor. Bitti. Şimdi aynı durum das için de oluyor değil mi? Das'ta da aynı şekilde. Dem. Aynem. Şöyleydi. Derde kaynem. De das'ta da dem oluyordu. Belirsizi aynem oluyordu. Evet. Olumsuzu da kaynem oluyordu. Hem derde hem das'ta. Evet. Şimdi di ise dere dönüşüyor. Bakın di. Dere dönüşüyordu. Belirsizi ayner oluyordu. Evet. Olumsuzu da kayner oluyordu. Kayner oluyordu. Evet, çok güzel. Peki genitif. Bugün anlattığımız genitif. Onu söyleyebilecek misiniz? Tamam. Genitif de aynen datifdeki kurala benzer şekilde oluyordu yanılmıyorsam. Diye için aynı. Diye için söyleyebilirsiniz bunu. Di için der oluyordu. Aynen datifte olduğu gibi di der oluyordu. Belirsizi ayner oluyordu. Evet. Olumsuzu kayner. Hayır, bakın genitifte olumsuz yok. İki tane seçtiriyorum zaten. Yok, pardon. Tamam, onda belirsiz yok. Der ve das'a gelelim. Der ve das'ta ise datifte nasıl dem olarak aynı kalıyorsa der ve das, genitifte der ve das des'e dönüşüyordu. Evet, ve ismin belirsizleri sonuna de ismin sonuna da es geliyordu. Evet. Belirsizlerinde ise der ve das aynı es oluyordu. Hı-hı. Ama ismin sonuna yine es geliyor muydu belirsizde, onu hatırlamıyorum. Geliyordu. Evet, bakın dedim aynes mannes. Aynes mannes. Değil mi? Tamam. Hı-hı. Evet, tamam. Çok teşekkür ederim Özlem hocam. Sağ ben teşekkür olun. Ederim hocam. Biraz daha pratik, evet, istiyor. Ama oturmaya başlamış yani %60-%70 gelmiş yani kesin, öyle söylüyorum. İyi, çok iyi. Evet. Olayımız bu arkadaşlar işte. Bu 4 tabloyu bir zihnimize oturtmamız gerekiyor Almanca için. Şimdi bunu bitirdikten sonra son bir part olarak arkadaşlar metnimiz var. Biliyorsunuz ki metin okuması yapıyoruz. Bir başlayalım hemen hızlı bir şekilde. Önemli kelimeler var çünkü biraz ileri seviye. Duyamadım. Okumak istiyorum, izin verirsiniz. Evet, o meşhur kişi geldi. Buyurun. Ya problem olmuşsa okurum. İsterseniz de siz okuyun. Nein, okuyun. Ama ben sesiniz böyle buğuk geliyor. Bana öyle geliyor. Diğerleri nasıl gelebiliyor ama. Ya boğazım şişmiş. Vallahi bilmiyorum, kardeşimden mi bulaştı? Boğazım şişti. Anladım, tamam.
Çok geçmiş olsun o zaman. Çok geçmiş çok olsun. Geçmiş. Evet. Buyurun. Tamam, başlıyorum. I know ya the state of insgesamt fiyal yahrzeit yahrzeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter folgen nach einander. Das evet. Jahr beginnt im Januar. Im Januar und Februar ist das draußen noch sehr kalt und man muss sich warm ansehen, um nicht zu verlieren und krank zu werden. Der Frühling beginnt im März. Dann steigen die Temperaturen und es wird wieder warmer. In den Monaten März, April und Mai ist Frühling. Von Juni bis September findet der Sommer statt. Der Sommer ist die heißeste Jahreszeit in Deutschland. Viele Menschen fahren in dieser Zeit in den Urlaub. Ab Mitte September bis November gibt es in Deutschland den Herbst. Dann wird es draußen langsam kälter und man muss sich wieder warmer ansehen. Der November und Dezember sind die letzten Monate des Jahres. Dann stellt sich der Winter ein. Wenn es besonders kalt ist, kann es im Winter schneien. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok güzel okudunuz. Ben çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kesik var. Estağfurullah. Çok sağ olun. Güzel okudunuz. Ben teşekkür ederim değerli hocam. Evet. Okumak isteyen bir başka aday. Ben okuyabilirim hocam. Tabii. Ein neues Jahr besteht aus im Gesamtjahr Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter folgen nacheinander. Das Jahr beginnt im Januar. Im Januar und Februar ist es draußen noch sehr kalt und man muss sich warm anziehen, um nicht zu frieren und krank zu werden. Der Frühling beginnt im März, dann steigen die Temperaturen und es wird wieder wärmer. In den Monaten März, April und Mai ist Frühling. Von Juni bis September findet der Sommer statt. Der Sommer ist die heißeste Jahreszeit in Deutschland. Viele Menschen fahren in dieser Zeit in den Urlaub. Ab Mitte September bis November gibt es in Deutschland den Herbst. Dann wird es draußen langsam kälter und man muss sich wieder wärmer anziehen. Der November und Dezember sind die letzten Monate des Jahres, dann stellt sich der Winter ein. Wenn es besonders kalt ist, kann es im Winter schneien. Okay, çok danke. Teşekkür ederim. Bir kişi daha okusun arkadaşlar, sonra ben okuyayım. Şimdi tamamlayalım. Hocam ben okuyabilir miyim? Buyurun. Ein neues Jahr besteht aus insgesamt vier Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter folgen nacheinander. Das Jahr beginnt im Januar. Im Januar und Februar ist es draußen noch sehr kalt und man muss sich warm anziehen, um nicht zu frieren und krank zu werden. Der Frühling beginnt im März, dann steigen die Temperaturen und es wird wieder wärmer. In den Monaten März, April und Mai ist Frühling. Von Juni bis September findet der Sommer statt. Der Sommer ist die heißeste Jahreszeit in Deutschland. Viele Menschen fahren in dieser Zeit in den Urlaub. Ab Mitte September bis November gibt es in Deutschland den Herbst. Dann wird es draußen langsam kälter und man muss sich wieder wärmer anziehen. Der November und Dezember sind die
letzten Monate des Jahres, dann stellt sich der Winter ein. Wenn es besonders kalt ist, kann es im Winter schneien. Evet, çok güzel, çok güzel okudunuz. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bir de ben okuyayım. Benden sonra tekrar okumak isteyen olursa her zaman izin veririm. Şimdi ben okuyayım bir tane de. Sonra çevirisini yapalım. Bu arada okuyan kişiler metin hakkında genel bir çıkarım yapabildi mi? Yani bu metin neyden bahsediyor? Böyle bir genel olarak. Biraz bir anlattı mı? He, iyi. Şöyle bir genel olarak yani %20-%30 bile olsa bizim için çok iyi demektir. Şimdi ein neues Jahr besteht aus insgesamt vier Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter folgen nacheinander. Das Jahr beginnt im Januar. Im Januar und Februar ist es draußen noch sehr kalt und man muss sich warm anziehen, um nicht zu frieren und krank zu werden. Der Frühling beginnt im März. Dann steigen die Temperaturen und es wird wieder wärmer. In den Monaten März, April und Mai ist Frühling. Von Juni bis September findet der Sommer statt. Der Sommer ist die heißeste Jahreszeit in Deutschland. Viele Menschen fahren in dieser Zeit in den Urlaub. Ab Mitte September bis November gibt es in Deutschland den Herbst. Dann wird es draußen langsam kälter und man muss sich wieder wärmer anziehen. Der November und Dezember sind die letzten Monate des Jahres. Dann stellt sich der Winter ein. Wenn es besonders kalt ist, kann es im Winter schneien. Şimdi, geçen hafta Österreich'ten bahsettik arkadaşlar, Avusturya'dan bahsettik. Bu hafta da mevsimlerden bahsediyoruz. Şimdi bakın. Ein neues Jahr arkadaşlar. Yeni bir yıl demek. Neues Jahr. Bir kalemimi alayım. Çevirilerimize başlayalım. Azıcık da şunu aşağı indireyim. Evet. Ein neues Jahr. Yeni yıl. Yeni yıl. Besteht. Besteht arkadaşlar to exist demek. Yani oluşmak demek. Aus insgesamt. Insgesamt dediğimiz arkadaşlar birlikte, bütünüyle demek. Altogether gibi düşünün. Vier Jahreszeiten. Jahreszeiten arkadaşlar mevsim demek. Yani dört tane mevsimden oluşuyor demek. Tamam mı? Bir yıl dört tane mevsimden oluşur demek şurası. Mevsimleri de sayıyor. Frühling. Arkadaşlar ne dedik biz daha önceki derslerimizde? Bütün mevsimden artikel arkadaşlar derdir. Der Frühling, der Sommer. Bunlar yazmamış ama. Frühling ilkbahar. Sommer yaz. Herbst neydi? Sonbahar. Und Winter arkadaşlar kış demek. Şimdi şurası önemli bakın. Diyoruz ki folgen takip etmek demek. Nach ein anda arkadaşlar. Yani back to back. Yani arka arkaya takip ederdi. Yani sıralama şu. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Bunlar birbirlerini arka arkaya arkadaşlar takip eder diyor bize cümle. Evet. Das Jahr, yıl beginnt. Bakın beginle fiili var burada. Beginle. Şuraya yazayım. Hani beginner diyoruz İngilizce'de de. Beginner. Beginnen. Başlamak demek. Yıl başlar im Januar. Neyle arkadaşlar? Ocak ayıyla başlar. Im Januar und Februar. Ocak ve Şubat ist es draußen noch sehr kalt und man muss sich warm anziehen. Şimdi bakın. Diyor ki arkadaşlar cümlede. Ocak ve Şubat aylarında diyor. Ist es draußen. Draußen arkadaşlar dışarısı demek. Dışarısı. Noch burada arkadaşlar vurgu yapar cümleye. Yani bu biz İngilizce'de vurgu yaparken just kelimesini kullanıyoruz ya. İşte Almanca'da noch'a denk geliyor biraz. Ist es draußen noch sehr kalt. Bakın zaten arkasında sehr kelimesini de kullanmış. Yani çok soğuk olur diyor. Kalt soğuk. Und şimdi şurasına bakalım. Bakın burada bir edilgenlik var. Man muss sich warm anziehen arkadaşlar. Şurası sich
Ants yeni arkadaşlar to put out. Put on arkadaşlar yani giyinmek demek burası. Burası bir refleksif değil. O edayı bilmiyoruz. Giyilmeli diyor bakın. Man must. Man cümleye ne anlamı katıyordu? Edilgenlik anlamı katıyordu. Şimdi var mı demek peki? Var mı birçok anlamı var arkadaşlar. Ilık demek, açık anlamı da var. Ama buradaki anlam şudur arkadaşlar. Var mı, var mı şöyle bir anlamı daha var. Sıcak tutan demek. Yani bir şey sıcak tutan kıyafet gibi düşünün. Man must is warm and seen. Yani sıcak tutan kıyafetler giyilmeli. Çünkü neden? Es das draußen noch sehr kalt und kalt. Yani dışarı çok soğuk çünkü. Şimdi biz şuradaki yapıyı bilmiyoruz. Bakın şuraya bakalım. Şu altını çizdiğim yere. Um nicht zu frieren und krank zu werden. Burada şöyle bir yapı var arkadaşlar. Biz tabii bunu daha bilmiyoruz ama um zu dediğimiz bir yapı var Almanca'da. Um boşluk su. Bir şeyi mekmak için demek arkadaşlar. Bir şeyi mekmak için. Şuraya ne geliyorsa onu mekmak için oluyor. Sodat gibi düşünün. Um nicht zu frieren arkadaşlar. Donmamak için. Frieren donmak demek. To freeze. Und ve krank zu werden. Hasta olmamak için. Yani donmamak ve hasta olmamak için. Diyor ki sıcak tutan şeyler giyilmeli diyor. Giyilmesi gerekiyor diyor. Bakın mus kullanmış. Müslüm modeller var. Yani biraz daha burada zorunluluktan bahsediyorum. Tamam mı? Evet. Ve kıştan sonra gelsin bir ilkbahar. Der Frühling beginnt im März arkadaşlar. Der Frühling ilkbahar. Beginnt. Başlar. Neyle? Im März. Mart ayıyla. Dann. Daha sonra arkadaşlar steigen. Steigen ne demek? Steigen arkadaşlar rise demek. To rise yani artmak. Steigen değil. Temperaturen yani sıcaklıklar. Sıcaklıklar artar. Steigen yapar arkadaşlar. Sıcaklıklar artar. Burada neden biz steigen önce kullanalım? Çünkü dan'dan dolayı. Und es wird. Burada es'den kastettiğimiz arkadaşlar havadır. Es wird. Wärme wärmer arkadaşlar. Wärme tekrar demek. Wärme daha ılık. Yani havalar tekrar ılınmaya başlıyor diyor. Yani havalar tekrar ılık olmaya başlıyor. Sonra bize demiş ki bakın. In den Monaten. Yani ayları. Hangi aylar varmış? März, April und Mai ist Frühling arkadaşlar. Yani Mart, Nisan, Mayıs ist Frühling arkadaşlar. İlkbahar aylarıdır diyor. Tamam mı? Şimdi devam edelim. Anlamadığınız her metin kısmı sorun. Kısmı sorun. Şimdi daha önceki derslerde şöyle bir şeyden bahsetmiştim. Hatta bugün başlangıçta yine karşımıza geldi. Von ve bis. Von den dan. Bis er. Von Juni. Hazirandan bis September. Eylül'e. Bakın. Yani Hazirandan Eylül'e. Bakın. Von den'dan bis er. Von Juni, Haziran'dan bis September, Eylül'e. Findet arkadaşlar der Sommerstadt. Şimdi burada Stadt kelimesi cümleye ne anlam katıyor? Şimdi mesela Stadt instead of demek arkadaşlar. Instead of ya da instead demek. Yani diyor ki arkadaşlar aslında bu cümlede bize işte Haziran ayından Eylül ayına kadar diyor arkadaşlar yaz mevsimi bulunur. Yani yaz mevsimi olur diyor arkadaşlar. Yaz mevsimi mevcut olur diyor bu cümlede. Sonra diyor ki bize der Sommer yaz diyor. Bakın ne dedik? Mevsimler der artikelini alır dedik. Der Sommer ist die heißeste Jahreszeit in Deutschland. Die heißeste Jahreszeit ne demek arkadaşlar? En sıcak mevsim demek. Die heißeste Jahreszeit in Deutschland. Biz bunu bu sıfatları derecelendirmesini öğrendik. Burada süperlatif var. Die heißeste Jahreszeit yani en sıcak mevsim demekmiş. In Deutschland, Almanya'da. Yani yaz Almanya'da en sıcak mevsimmiş. Ve diyor ki viele Menschen bakın birçok insan fahren in dieser Zeit bu zamanda gider. Nereye arkadaşlar? İnden Urlaub. Tatile gidermiş. Yani Almanya'daki birçok insan bu dönemlerde tatile gider. In dieser Zeit bu zamanlarda demek.
Şimdi şurada bir tane kelimemiz var bakın. Up kelimesi. Up eşittir from demek. Then. Up Mitte September. Mitte mit orta demek arkadaşlar Almanca'da. Mesela diyorsa Mittagessen. Mittagessen ne demek arkadaşlar? Öğle yemeği. Yani öğle yemeği ara yemek oluyor ya. Mitte orta demek. Mitte September. Yani Eylül'ün ortasından bis November, Kasım'a kadar, bakın Eylül'ün ortasından Kasım'a kadar gibt es, es gibt yani vardır in Deutschland, Almanya'da ne vardır arkadaşlar? Den Herbst. Al şey vardır. O mevsim adını unutuyorum hep. Sonbahar vardır arkadaşlar. Yani diyor ki Eylül'ün ortasından Kasım'ın Kasım'a kadar Almanya'da sonbahar mevsimi var diyor. Evet. Dann wird es draußen langsam kälter und man muss sich wieder Wärme anziehen. Sonra arkadaşlar wird es draußen tekrar dışarısı langsam yavaşça kälter yavaşça soğuyacak, soğumaya başlıyor ve tekrar arkadaşlar ne yapacağız tekrar? Man muss sich wieder Wärme anziehen, tekrar sıcak tutan kıyafetler, yani tekrar kalın giymeye başlayacağız diyor. Başlamak zorundayız. Bakın müsten modeller var. Man kelimesi var. Cümleye de yani katıyor. Evet. Der November und der Dezember. Bakın Dezember. Yani Kasım ve Aralık. Denk, bakın çoğul olduğu için şurası Z'ye denk gelir. Sie sind die letzten. Son demek arkadaşlar. Die last. Die letzten Monate, son ayları, des Jahres, bakın bugünkü kullandığımız des Jahres, yılın, gördünüz mü? Yılın. Das Jahr, des Jahres, yılın, die letzten Monate, son ayları. Yılın son ayları neymiş arkadaşlar? Kasım ve Aralık. Daha sonra arkadaşlar, stetsiz, bakın burada arkadaşlar yine bir refleksif fiil var. Şimdi onu biz bilmiyoruz tabii. Şurası bakın. Şu maviyle çizdiğim hep refleksif değildir. Burası nedir? Sich einstellen arkadaşlar. Sich einstellen. O da ne demektir? Meydana gelmek, oluşmak demek. Yani tekrar kış gelir diyor arkadaşlar. Dann steht sich der Winter ein. Tekrar kış gelir. Evet. Şimdi burada bizim bir tane wenn kelimemiz var. Wenn arkadaşlar burada artık eğer cümleler var burada. Wenn es besonders kalt ist, kann es es immer winter schneien diyor. Eğer diyor, es besonders kalt ist, diyor ki arkadaşlar özellikle çok böyle soğuk olmaya başlarsa, soğuk olursa diyor, kann es immer winter schneien. Schneien de arkadaşlar snow, kar yağmak demek. Yani eğer diyor ki hava soğuk olursa diyor, kar yağabilir diyor. Zaten neyle kullandım ben? Können fiiliyle kullandım. Yani yağabilir. Böyle bir ihtimal var. Böyle bir olay olabilir. Çünkü neden? Venes besonders kalt ist. Eğer şey olursa, hava soğuk olursa. Şimdi bakın şuradaki es kelimesinden kastettiğim nedir benim? Das Wetter. Havadır değil mi? Hava soğuk olursa kar yağabilir diyorum. Ne zaman? Im Winter. Kış ayında. Wenn burada arkadaşlar if demektir. If. Yani eğer var burada. Evet. Bu metinle ilgili olarak bilinmesi gereken en önemli kelimeler beginnen fiili, başlamak, steigen fiili, artmak, yükselmek, yani rise demek, rise up diyebilirsiniz. On, then, dan, bis, e demek, up the from demek, yani then, yine bis, e demek, draußen, dışarısı demek, und bir de Schneien, kar yağmak demek. Zaten buraya da yağacak herhalde. Schneien, kar yağmak dedik. Evet. Wieder, tekrar demek. Burası da çok önemli. Evet. Benim gördüğüm bunlar. Yine man kelimesiyle cümle edilgenlik kattığımızda unutmuyorsunuz. Tamam mı? Mesela ben burada muss yerine darf desem ne olacak arkadaşlar? Man darf sich wieder Wärme anziehen olsa o zaman dürfen modal verbi olacaktır. Dürfen ne anlamı katıyor bir cümleye? İzinli olmak.
Ama ben burada zorunluluk katacağım. Çünkü ya da hava soğuk. Isınman gerekiyor diyorum. Tamam mı? Evet. Metinle ilgili olarak anlaşılmadık bir yer var mı şimdi? Güzel metinde. Evet hocam, teşekkür ederiz. Evet. Ben teşekkür ederim. Evet. Şimdi bununla birlikte anlatacak kısım bitti arkadaşlar. Bugün ne öğrendik? Bugün genitif öğrendik arkadaşlar. Genitifle birlikte bir de nominatif, akuzatif, datif öğrendik. Bir de genitif öğrendik arkadaşlar. Bir de metin çalışması yaptık. Bir dahaki haftaya ne varmış bakayım. Evet. Conjunctions, when und neben Sätze mit obwohl. Evet. Haftaya şunu öğreneceğiz bakın. Şunu. When. Bunu öğreneceğiz. Bir de obwohl. Yani rağmen demesini öğreneceğiz haftaya arkadaşlar. Önemli. İki tane bağlaç var haftaya. Bu şekilde. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Kaydı durduruyorum. Bir saniye. Dur, bir şey kaldı mı? Yok, bir şey kalmadı. Evet, thanks for listening to me. See you the next one diyorum. Şu anlık soru görünmüyor hocam.